Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Hah. Şimdi bir sonraki mekanoreseptöre geçiyoruz. Burada başka bir cisimcikten bahsedeceğiz. Zaten artık cisimciklere aşinasınız. Bu cisimciğin de ismi bir bilim insanından geliyor. Evet. Belki Rufin ismini başka bir isimle beraber duymuşsunuzdur. Bu mekano reseptöre kimi zaman rufin ucu da deniyor. Temel fikir yine şu. Dış bir uyarıcı olduğunda, mesela şu kişi bizi dürttüğünde oluşan kuvvet derimizin derinlerine doğru iner. Değil mi? Şöyle görünen rufini cisimciği bu kuvveti algılar. Çok ilginç çünkü diğer cisimciklerde olduğu gibi burada halka veya disk yok. Onun yerine burada çok muazzam bir sinir lifi görüyorsunuz. Bir dakika hemen göstereyim. Hemen göstereyim. Şuraya doğru uzanan şey bir sinir lifi. Evet, buradaki bizim aferent sinir lifimiz. Hangi türde olduğunu hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? A beta dediğinizi duyar gibiyim. Evet, kesinlikle doğru. Bu lif cisimciğin içinde dallara ayrılır. Yani Ruffini cisimciğinin içinde çok sayıda afferent sinir lifi dalları bulunur. Ben burada hepsini belirtemedim tabii. Peki burada başka neler var? Bu cisimciği kaplayan kolajen var. Hatırlıyor olabilirsiniz. Kolajen yapısal bir proteindi. Şuraya adını da yazalım. Kolajen. Evet, tıpkı dermisten hatırladığınız kolajen gibi. Öyle düşünün. Eğer bu dış uyarıcıyla deriyi gerersek ne olur? Diyelim sert bir şekilde gerdik ve derimizin derinlerine inen Ruffini cisimciğine değen bir kuvvet oluştu. Bu olay sebebiyle kolajen yer değiştirecek ve rahatsız edilmiş olacak. Fark etmiş olacağınız gibi kolajen buradaki sinir liflerine çok yakın bir şekilde bağlı ve kolajen yer değiştirirken sinir dallarının üstündeki iyon kanalları açılır. Böylece hücre dışındaki alanda duran sodyum içeri sızar. Sodyum içeri sızdıktan sonra aferent sinir lifine ulaşır ve merkezi sinir sistemine iletilen aksiyon potansiyeli oluşur. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü bu uyarıcı derimize uygulandığı sürece kolajen de gerilecek ve sodyum veya diğer iyonların afferent sinir lifine girişine izin vermek için yoldan çekilecek. Evet. Belki tahmin etmişsinizdir. Bu reseptör devamlı temasa cevap verenlerden. Ama buradaki olay şu. Tüm bunlar kolajene büyük bir oranda bağlı olduğundan Evet, derimizin hangi kısmında en çok kolajen olduğunu düşünmemiz gerekir. Bunun için bayağı derine inmemiz lazım. Çünkü kolajeni olan deri tabakası dermis. Fakat dermisin iki katmanı var ve en çok miktarda kolajen olan katman retiküler dermis. İşte buradan bir şeyler çıkartabiliriz kolejenin hareket etmesine veya sodyumun girişine izin vermesine sebep olan şey sürekli temastır. Peki en çok kolejen nerede var? Baya derinde olan retiküler dermiste. Süper! Şimdi son mekano geçelim. Bahsedeceğimiz son mekano reseptör, kıl folikülü reseptörü. Umarım beyninizdeki nöronlar şu anda harekete geçmiştir. Çünkü daha önceden kılsız reseptör hakkında konuşmuştuk. Hatırlayın. Şimdi ise özellikle kıl hakkında konuşuyoruz. Bunun size başta konuştuğumuz hikayeyle ilgili olan kıllı mekana reseptörü hatırlatması lazım. Şimdi uyarıcıyı biraz farklı çizeceğim. Buradaki uyarıcı öyle bir şey olacak. İşte parmak ve tırnak. Şu yöne doğru bir kuvvet göreceğiz. Eğer bu uyarıcı gayet kıllı bir derinin üzerindeyse ve şurada kıl varsa bu kılın yönü değişecek. İşte aşağı doğru inen bir kıl gövdesi. Hatırlarsanız bu kıl bir kıl folikülünden çıkıyordu. İşte aşağı doğru uzanan kıl gövdesi. Şimdi bunun içinden çıktığı folikülü çiziyorum. İşte şöyle arkasından geçiyor ve şurada bitiyor. Kıl folikülü ile ilgili ilginç olan şey, kılın folikülün içinde olan kısmının çevresinde bir sinir lifi bulunması. Ve bu tabii ki bir aferent sinir lifi, yani A beta sinir lifi. Buradaki kılın yönü değiştiğinde iyonlar bu aferent sinir lifine, yani kıl ve sinirin birleştiği yere sızabilir. İyonlar bu sinir boyunca hareket eder ve aşağı iner. Bu da daha sonra merkezi sinir sistemine sinyal gönderen bir aksiyon potansiyeli oluşturur. Yani tüm bunlar kılın yönünün değişmesiyle oldu. Bu sinyalin oluşmasını tetikleyen şey kıl yönü değişmesiydi. Burada hafif temastan bahsediyoruz. Çünkü deriye doğru düzgün dokunmuyoruz bile. Kıl'a dokunuyoruz. Kıllı deriye hafif temas yazıyorum. Çünkü uyarıcıyı algılarken kılın yönü değişiyor. Kıl derinin birçok tabakasından geçse de kıl folikülünün retiküler dermiste sabit olduğunu sakın ama sakın unutmayın. Oldu mu? O yüzden kıl folikülü reseptörünün konumu retiküler dermis. Şimdi son olarak buraya bastırdığımız sürece ve aktif boşluk olmaya devam ettiği sürece sodyum sızacak. Fakat fakat retiküler dermis kalın ve yoğun bağ dokularının bulunduğu bir yer olduğu için kıl gövdesini itip şurada alan açacak olursak eğer buraya gelip sodyumun girişini engellemek için boşluğu dolduracak olan tonlarca kolajen var. Peki bu ne anlama geliyor? Sinyalin üretilebilmesi için sürekli değişen uyarıcıya ihtiyaç var demek. Bu da sürekli değişen uyarıcıya ihtiyaç duyan 3 üç mekanoreseptörden üçüncüsü Böylelikle kıl gövdesi sodyum girişi için sürekli boşluk açar. Böyle de yapması lazım çünkü kılın yönünü değiştirince buradaki açıklığı tıkayacak çok fazla miktarda kolajen var. İşte saçınıza uzun bir süre taç taktığınızda tacı hissetmemenizin sebebi bu. Çünkü taç saç kılının yönünü değiştirirse de zamanla yumuşak pamuklu tişört giymekle aynı hissi vermeye başlıyor. Uyarıcı orada ama siz onu sürekli fark etmiyorsunuz. Bu hafif temasın Merkel diskinde bahsettiğimiz hafif temastan son derece farklı olduğunu vurgulamak çok önemli. Kendinize iyi bakın olur mu? Tekrar görüşeceğiz. Allah'a ısmarladık.